Son zamanlarda birçok YouTuber kanalını çaldırmaya başladı. Biliyorsunuz benim arkadaşlarım da zamanında kanallarını çaldırmıştı ve ben kendilerine yardımcı olmuştum. Çünkü kanalı geri alma konusunda yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Bir ara bu durumdan o kadar fazla korkuyordum ki bu olayı çok fazla araştırmıştım ve bayağı bir detay öğrenmiştim. Bugün de sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben bu videoyu yapana kadar Pinti Panda kanalını geri almış. Dün kanalına baktığım zaman kanalını çaldırmıştı. Dünyanın en hızlı kanalını geri alan insan olabilir. Çünkü normalde 2-3 gün süren işlem Pinti Panda'da sadece 3 saat sürdü. Yani kanalı sadece 3 saat çalınmış bir şekilde kaldı. Kanalında Elon Musk videoları vardı. Bütün videoları gizliye alınmıştı ki zaten çalan kişiler videolarınızı genellikle silmez. Sadece gizliye alırlar. Pinti Panda'ya da aynısı olmuştu. Kanalını çaldıran YouTuber'lara şöyle bir göz attığımız zaman birçok ismin kanalını bir defalık da olsa çaldırdığını görebilirsiniz. Bu yüzden bugün sizlerle YouTuber'ların korkulu belası olan bu sorunu elimden geldiğince açıklığa kavuşturmak istedim. Şimdi kanalını çaldıran YouTuber'ın kanalını gerçekten çaldırıp çaldırmadığını çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Öncelikle kanal ismi değişen YouTuber'ın videoları gizliye alınmadıysa, sadece yeni videolar yükleniyorsa ve bu videolar Trump'la alakalıysa, yani Amerika'daki haber sayfalarının yayınladığı videolardan oluşuyorsa, %90 ihtimalle bu YouTuber kanalı satmıştır. Çünkü genelde kanalı sattığınız insanlar böyle yapıyor. Haber videoları yüklüyorlar. Çünkü kanalınızı legal bir şekilde satın almış oldukları için yükledikleri videolar onlara zarar vermiyor ve sizin algoritmanızı kullanarak bu videoların öne çıkmasını sağlıyorlar. Ama eğer ki bir YouTuber'ın tüm videoları gizlenmiş ve özellikle Elon Musk yayınları açılıyorsa bu YouTuber muhtemelen sahte sponsor linklerinden birine tıklamış ve kanalını bu şekilde kaptırmıştır. Elbette biz YouTuberların mailine her gün abartısız binlerce sahte mail geliyor. Bu maillerin hepsi dolandırıcı ve genellikle sonları CZ, işte XYZ, CX gibi şeylerle bitiyor. Yani siz anlarsınız zaten bunun sahte olup olmadığını. Bu gibi insanların sizlere gönderdiği linklere asla tıklamayın. Çünkü bunlar dolandırıcı. Gerçek bir sponsor zaten sizden herhangi bir şey indirmenizi istemez. Tanıtım yapmanızı istedikleri şeyi size söylerler siz de internetten bulup yaparsanız bu kadar. Üçüncü yöntemde ise şu şekilde hacklenenler de var. Youtuber eğer ki kendine crackli bir video programı arıyorsa ve bu programın içinde virüs varsa Youtuber'ın kanalı çalınıyor. Bu Youtuber'ın tüm videoları gizleniyor. Yeni videolar ise crackli video programları üzerine oluyor. Bu en tehlikeli yöntemdir çünkü kanalınızın kapanma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu adamların açıklama kısmına koyduğu linkler virüste olduğu için Youtube kurallarını ihlal eden bir durum bu ve siz kanalınızı geri alsanız bile telif hakkı yemiş olabilirsiniz. O yüzden yapmanız gereken şey çok basit. Crackly video programı kullanmayın. Çünkü bunların %90'ı virüs içeriyor. Şaka yapmıyorum gerçekten öyle. Bunun haricinde elbette başka hacklenme yolları vardır. Fakat benim bildiğim yöntemler bunlar. Peki buradan sonrasında YouTuber'ların yapması gereken şey neler? Burada iki yöntem var. Birincisi ve herkesin yapabileceği bir yöntem şu. Twitter'a giriyorsunuz. Twitter'dan YouTube etiketliyorsunuz. Ve durumunuzu bildiriyorsunuz. Benim kanalımın ismi şu. Şöyle şöyle ben hacklendim. Bana yardımcı olun diyorsunuz. Beni görmezler demeyin. Emin olun görüyorlar. Ve size DM yoluyla ulaşıyorsunuz ulaşıyorlar. O yüzden DM'lerinizi mutlaka açık tutun. Belli başlı adımları sizlere anlatıyorlar ve siz de bu adımları kullanarak kanalınızı geri alıyorsunuz. İkinci yöntem ise burada ya bir yan kanala ya da YouTube iş ortağına üye olan bir arkadaşınıza ihtiyacınız var. Yani para kazanması açık olan bir kanalı. Çünkü bu kanallar canlı desteğe ulaşabiliyor. YouTube stüdyoya giriyorsunuz. Burada zaten canlı destek linki var. Canlı desteğe bağlandıktan sonra arkadaşınız sizin kanalınızın hacklendiğini söylüyor. Bunun üzerine size ulaşabilecekleri bir mail isteyecekler. Siz de şu anda kullandığınız bir maili vereceksiniz. Bakın Bakın bu mailin hacklenmemiş olmasına dikkat edin. Çünkü YouTube kanalınızı hackleyen kişi sadece YouTube kanalınızı hacklememiştir. Muhtemelen Twitter'ınız, Instagram'ınız, varsa bir LOL hesabınız, Blizzard hesabınız da bununla beraber gitmiştir. Bunların da şifresini değiştirmeyi unutmayın o yüzden. 10-15 gün sonra bunlar da gidebiliyor çünkü. Her neyse siz bunlara mailinizi verdiğiniz zaman size ulaşıyorlar, adımları takip ediyorsunuz ve bitiyor. Gerekli adımlara gelecek olursak sizden YouTube kanalınızla alakalı bazı bilgileri istiyorlar. Birincisi kanal linkiniz bu yüzden kanal linkinizi kaydedin ne olur ne olmaz yani değiştirdiler falan belli olmaz. İkincisi profiliniz ve bannerınız değişti mi? Bunu istiyorlar. Adınız, soyadınız, adresiniz bilgileriniz bunlar zaten normal şeyler. İki adımı doğrulamanız var mıydı? Bunu istiyorlar. Ve en önemlisi eğer ki bu bilgiye sahipseniz zaten kanalınızı kurtarmama şansınız yok. AdSense kimliğinizi sizden istiyorlar. Bu yüzden tam şu anda eğer ki herhangi bir YouTuber izliyorsa AdSense kimliğini bir yere not etsin. Çünkü kanalınızı çaldırdığınız zaman bu kimliğe bir daha ulaşamıyorsunuz. Ama sen eğer ki şu an AdSense kimliğini bir yere kaydedersen senden bu bilgiyi istediklerine bilgiyi verirsen garanti ediyorum kanalını almama şansın yok. O kadar açık konuşuyorum. Çünkü bu bilgi onlar için çok önemli ve herkesin bilebileceği bir bilgi değil. Bu bilgilerinizi girdikten sonra formu gönderiyorsunuz. En geç 2 gün içerisinde kanalınız sizlere teslim ediliyor. Hayırlı olsun. İnşallah bir daha çaldırmazsınız. Şu sponsor linklerine lütfen tıklamayın. Çünkü bir sponsor zaten sizlere link göndermez. Bunu sakın unutmayın. Çok basit bir mantık bu. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.